Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir hayli derin. Hurufilik ve sırlar. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin. Fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir demiş Mevlana. Sen anlamıyorsun diye tüm insanlık başına kuma gömsün istiyorsun. Ama bu adil değil. Hak'tan aldığın nefesi düşüncelerle kirletirsen, etrafında kara kuşları biriktirirsin. Ve ölüm anında o kuşlar ruhun üzerine çöreklenir. Ve seni ancak ay menziline kadar çıkarır, daha öteye gidemezsin demiş Muhittin Arabi. Tekke usulleri ve esmalar aracılığıyla kadim, şaman ritimleri ney, bendir, kudüm ve Tibet çanları ile uygulanan beden ve nefes teknikleri ancak Rahmani nefes ile inşa edilen sarayın sultanına bir münacattır. Onun kapısını çalmaktır. Böyle demişler. Elinde öylesine bir güç var ki yapıcı da olabilir yıkıcı da sana bağlı. Beyin hayal ile gerçek arasındaki farkı bilmez. Hayal ettiğin şey beyin için gerçektir. Beyin için gerçek olansa bir boyutta zaten olmuş demektir. Evet, hayallerin bir boyutta zaten oluyor. Ancak bu boyuta inmesi zaman alıyor. Bu boyut hayallerinin hızını kaldıramıyor. Ama biliyorsun ki onlar hayal değil, gerçek. Çünkü beden ve duygu dünyanda yaşıyorsun, hissediyorsun. Peki bundan öte o hayalleri sana kurduran, o niyetleri sana üfleyen seni bu hayallerle neye hazırlıyor? Sana neyi vermek istiyor ki öncesinde hayalini kurduruyor? Vermek istemese istemeyi sana istetmezdi. Acaba yaratıcı ile bağımıza kuran hayal gücümüzü yeterince kullanıyor muyuz? Ey Ali, duanın içine hayali de kat, olmuş gibi hissederek dua et diyen Hazreti Muhammed. Neye işaret etti? İşte hayalin mucizesi sizi içinizdeki eşsiz yönetmen, oyuncu ve senaryo ile tanıştırıyor. Alemlerin aslı hayaldir, illüzyondur. Tek yapmanız kitaptaki uygulamaların ilhamı ile kendi filmimiz, senaryonuzu yazmak. Kitap size dokunur, gerisi zaten sizde saklı gelmesi gereken fazlasıyla gelecektir. Uygulamalar birer oyun, küçük dokunuşlar. Burada sır sensin. Kitap sana ancak ilham olabilir. Kendi hayal okyanusunda yüzmek için. Yani illüzyonunda. Ve unutma ki büyük gerçekler küçük hayallerle başlar. Görülen ve gören arasında, bilinen ve bilen arasındaki fark ne? İkinin üçüncüsü kim veya bu ne? Ey gizli özne, ey ebediyen saklı olan gizli hazine, her şeyi bilen ama kendisi bilinemeyen. Her şeyi gören ama kendisi görülemeyen. Bütün öğretilerin tek gerçeği, tanık olan ben, kimliksizliğimdeki ilahi ben, benliklerim yokken geriye ne kalır? Ey Rabbim, bana eşyanın hakikatini göster diyen Hazreti Muhammed, tam olarak neyi anlamak, deneyimlemek istedi? Neyin ızdırabı sorgulaması içinde bu soruyu sordu? Bu soru zihinden mi geldi yoksa varlığının köklerinden mi yükseldi? Peki bizler dini, tasavvufu, felsefeyi, bilim, mitolojiyi araştırırken, tüm bu yöntemler içinde kendimizi ararken neyi ıskaladık veya yanlış anladık, belki de hiç anlamadık? Ölmeden önce ölüm gerçeği neyi anlatıyor? Bu dünya bir rüya ise rüyayı gören kim? Birisi sohbeti bölmüş ve Buda'ya yüksek sesle sormuş. Peki o zaman ben kimim ey Buda demiş. Buda ise beklemiş ve etrafı büyük bir sessizlik sarmış. Sessizce
Bunu bana değil, içeri gir, soruyor içerideki sorana sor demiş. Adam o an büyük dönüşümü yaşamış, soru bir anda kayıp olmuş. Cevap yokmuş ama soru da kayıpmış. Ve adam anlamış, büyük bir kahkaha atmış. Peki içeri nasıl girilir? Ve soruyu soranı bulursak sorumuza ne olur? Yoksa soru sadece soranı aramak için bir oyun muydu? Simya gözünü açtığın ve ilahi olanla karşılaştığın yerin adresi Simya. Muhammed'in Hira'daki dansı Simya. Bütün üstadların metamorfozu Simya. Bakır nefsinin altın olan hakikat güneşine dönüşümü Simya. Senin sana kavuşmanın adı Simya. Her şeyin özü özeti Simya. Tanrıların kayıp olduğu her şeyin tanrısal olduğu bir görkem, ihtişam, sanat ve güzellik Simya. Tavafların dansa, duaların hayranlığa, namazların aşka, günahların bile bilince dönüşecek. Sen büyük simyacının kendisisin. İnsanoğlu doğayı algılamaya başladıktan sonra gök cisimlerini algılamaya başlamış. Bunun sonucunda matematiği geliştirmiş. Gelişmiş olan matematik bilgisini inanç sistemlerine adapte ederek geleceğe ait haberler almak istemiş ya da maddeyi etki altına almak istemiş. Hurufi kelimesi Arapça bir sıfat. İlmi huruf ise harflerin sırlarına dair düşünceye inanan kişi anlamına gelir. Hurufilik dendiğinde ilk akla gelen Fazlullah el-Hurufi'dir. Tarihin ilk çağlarından itibaren bazı sayılar, harfler, kutsal sayılarak bunlara çeşitli anlamlar verilmiş. Allah'a mahsus olan bazı sırların bu harflerde gizlendiği düşünülmüş. İnsanoğlu geçmiş çağlardan beri gökyüzünde ve yeryüzünde var olduğuna inandığı çeşitli gizli kuvvetlerden yararlanma yollarını bulmuş ve aramış. Daha sonra yararlanma yolunu aradığı bu gizli güçleri harf, sayı ve şekillerle tasvir etmiş. Ortaya çıkan bu ilmi de büyü, tılsım ve sihirde kullanmış. Örnek vermek gerekirse Mısır'da Musa'dan önce Kıptiler, Babil'de Nebati, Keldani, Süryaniler bu ilimle uğraşmışlar. Buna benzer inanç biçimleri eski Hint'te, Mısır'da, Yunan'da, Musevilik ve Hristiyanlık'ta çeşitli biçimlerde mevcutmuş. Havas ilmiyle ilgilenen kişiler harfleri sayılarla açıklayarak ebcedi sihir ve büyüde kullanmışlar ve kullanıyorlar. Sayı ile harfler arasında sırlı bir sistem kurmuşlar. Mesela büyü ve muskalarda harfler sayı değerlerine göre toplanarak bu değerin cinler alemiyle irtibatı olduğuna inanılır. Bu sayı sisteminin bir başka örneği de Kabalizm'de vardır. Kabalistler Tevrat ve Zebur'un sayı sistemiyle harflerinden farklı anlamlar çıkarmakta. Bu da Yahudiliğin içerisinde ayrı bir ihtisas alanı oluşturmaktadır. İslam aleminde de harflerin bazı özelliklere sahip olduğuna inanılır biliyorsunuz. Bu inanca göre Kur'an-ı Kerim'deki 29 surenin başındaki mukatta harfleri vardır. İslam uleması arasında hurufi ilmiyle uğraşanların en başında Hallacı Mansur, İbn-i Nedim, İbnül Arabi, İbn-i Haldun, Bestami, Sarı Abdullah gelir. Hurufilin İslam dünyasında yayılması Fazlullah Hurufi'nin çabalarıyla olmuş. 14. yüzyılın sonlarında İran bölgesinde Timur'un saltanatı varken tarikatlar büyük saygı görüyormuş. Fazlullah Hurufi İran'ın Esterabat bölgesinde bulunuyormuş. İran geçmiş dönemlerden beri batini ilimlerin merkezi olmuştur. Fazlullah Hurufi batınilerin yöntemlerini kullanarak harflerin önemlerini ve onların sayılarla olan bağlantılarını ortaya
koymaya başlamış. Ben bütün bu bölgeleri gezdim arkadaşlar. Daha doğrusu Asya'nın, Güney Asya'nın neredeyse tamamını ve bölgelerin farklılıklarını çok iyi gördüm. Gerçekten İran ve bölgesinde ve Orta Asya'da çok ciddi büyük tılsım, cin üniversiteleri mevcut. Bizim bilmediğimiz çok fazla şey biliyorlar. Hatta yoldan geçen herkes neredeyse birilerine büyü yaptırıyor. Çoluk çocuğa bile yaptırıyorlar. Yani yeme içme gibi normal bir şey bu. Özellikle İran ve çevresi bölgesinde ve Orta Asya'ya doğru olan bölgede. Dini emir ve hükümleri Arap ve Fars alfabesi sayı değerlerine göre yorumlanmış. Allah'a ait sırların harf ve sayılarda gizli olduğunu düşünen bu ekol, sırları çözerek geleceğe ait olan bazı bilgi ve olayları önceden çözmeye çalışmış. Fazlullah Hurufi bunun yanında yaptığı rüya tabirleriyle de meşhur olmuş. Fakat daha sonra Fazlullah Hurufi'nin dini görüşü şeriata muhalif görülerek tutuklanmış ve öldürülmüş. Hurufiliğe göre Allah gizli bir hazinedir. Her şeyin hakikati, mevcudiyeti ve ruhu ise seslerdir. Allah'ın ilk tecellisi kelam biçiminde görülen seslerden oluşur. Sesler canlı varlıklarda irade ile cansız varlıklarda birbirlerine olan temaslarıyla ortaya çıkar. Ve her varlığın cevheri onun çıkardığı çeşitli seslerdir. Hurufilik sisteminde insanın yüzünde 7 hat, hatta kıl diyelim, olduğu ve bu hatların 2 kaş, 4 kirpik ve saçtan oluştu. Ve bu hatların doğumdan gelen anne hatları Fatiha suresindeki 7 ayete denk gelir. Hurufilere göre Fatiha'ya bu yüzden Ümmül Kitap denir. Böyle olduğu kabul ediliyor. Toprak, hava, su, ateşin yani dörtlü sistemin 7 ile çarpılmasıyla 28 bulunur. Bu da Kur'an'ın yazıldığı Arapçanın harf sayısına denk gelir. Bu sebeple Kur'an'ın Allah'ın tecellisi sureti olduğuna inanılır. Erkeklerde ise sonradan ortaya çıkan bıyık, sakal ve bununla birlikte burun hattı, dudak altı çizgisinin toplamda 14 olduğu kabul edilir. Bu 14 hattın çıktıkları yerlerin ilave edilmesiyle 28 adet olduğu saçın ve dudak altındaki hatların da ikiye ayrılmasıyla 32'ye yükseldiği belirtilir. Fazlullah Hurufi'ye göre insan yüzü eşittir, Kur'an'dır. Hat da kıl da aynıdır, şekildir. 7 artı 7, 14'tür. Ve erkeğe denk gelir. Eklemleri de sayarsanız 28 eder. İnsan vücudunda ve abdest alırken insanı yani Kur'an'ı anarsınız. Böyle demiş. 28 sayısı Arapça olan Kur'an'ın, 32 sayısı ise Farsça Cavidanname'nin yazılışında kullanılan harflerin sayısıdır. Fazlullah Hurufi temeli bu sisteme dayanan Cavidanname'sinde farklı matematik hesapları yaparak dinle ilgili yeni kurallar koyacak ve bu hesaplama ile kainatın geleceğinden söz edecektir. Fazlullah Hurufi'nin yazdığı kitap olan Cavidanname'nin nüshaları asırlar boyunca defalarca imha edilmesine rağmen çok sayıda nüsha bugüne gelmiş. Hurufilik ebced denen hesaplamayı kullanarak geleceği belirlemeye çalışır. Tabi bu arada bulunamayan parçalarda çok daha büyük sırlar vardır. Bu her zaman böyle olmuştur. Bazıların elinde de mevcuttur arkadaşlar, merak etmeyin. Eski dönemlerde yaşayan ve çoğu hurufi olan cifirciler kehanetlerini açık açık değil, şifreyle yazmışlar. Korkudan tabii en başta ya da açıklamak istemiyorlar. Cifir'in bilinen en büyük üstadı biliyorsunuzdur, Müştak Baba'dır. Ama ben yaşayan üstadları da gördüm. Şu anda rahmetli olan, gizli saklı olan bazı kişilerle, üstadlarla tanışma, onların varlığını bilme
şansına sahip olanlardan bir şekilde önüme çıktılar. Çok şükür gençlik yıllarımda. 1830'lu yılların başlarında büyücülük suçlaması ile suçlanan ve idam edilen şair Evliya'dır Müştak Baba. Müştak Baba hurufilerinde kullanmış olduğu cifir ilmini birçok kehanette bulunarak kullanmış. Ölümünden sonra 1846 yılında basılan divanındaki bazı şiirlerinde çok sayıda kehanet var. En çok bilinen kehaneti ise Ankara'nın 1923 yılında başkent olacağı. Bu kehaneti olma tarihinden yaklaşık 100 yıl önce söylemiş. Hurufilik akımı başlarda İslam uleması tarafından aşırı bir mezhep olarak görülmüş. Fakat Fazlullah hurufinin daha sonraları dünyanın, ahiretin ve her şeyin temelinin kendisi olduğunu söylemesi işleri değiştirmiş. İşte bir yerde bu ilimlerle uğraşanlar farklı etkiler alabilirler. Hiç kolay değildir korunmak. En tepeye çıksam bile. Fazlullah hurufi, ben aslında İsa'yım, dünyayı kurtaracak olan Mehdi benim demesi, hem idam edilmesine hem de hurufilerin kafir ilan edilmesine yol açmış. İsa ile bağlantı kurmuştur. Ben de İsa'yı gördüm. Ama ben Mehdi'yim demem. Bu farklı bir ruh hali. O sarhoşlukla denebilir. Tabii bunu karşı taraftaki insanlar bilmediği için idam etmişler. Hallacı Mansur'a da aynı şey yapıldı. Yani bu öyle bir coşkulu bir hal ki yaşamayan bunu bilemez. Devam edelim. Gitgide daha fazla taraftar toplayan hurufiler iktidarları ele geçirmeye çalışmışlar. Ancak başarılı olamamışlar. Timur döneminden sonra Anadolu'ya geçmişler. Fatih Sultan Mehmet'in zamanında sayıların ve harflerin gizemini kullanarak padişahı etkilemeyi başarmışlar. Bu sayede saraya sızarak devlet işlerine karışmışlar. Ancak hurufilerin kafir olduğuna dair fetva çıkınca öldürülmüşler. Olmamış bir türlü gördüğünüz gibi. Hurufilik ile kabalistik temelde aynı inanç biçimine dayanır. İkisi kardeştir arkadaşlar. Çok benziyor. İslam'ın ezoterik kısmı sayı ve harf sistemlerini barındırır. Nesemi de hurufiyi getirmiştir. Hurufilere göre her şey insan yüzünde başlar. Allah'ın tecellisini insan bedeninde ararlar. Kozmik insan anlayışına denktir. Nesimi Hallacı Mansur'a hayrandır ve aynı onun gibi derisi yüzülerek öldürülmüştür. Ve bu şekilde öldürülmeyi aslında davasının doğruluğunu kanıtlamak için istemiştir. Bir bunu içselleştirmeye çalışın. Ne demeye çalışıyor Nesimi? Bu nasıl bir inanç sistemidir? Çok derin konular. Nesemi der ki, gah giderim medreseye ders okurum hak için. Gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne. Sofular haram demişler bu aşkın şarabına. Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne. İnsan kainatın sembolüdür. İnsanda olan kainatta olur. Arabi der ki, Elif harfi malca zenginleştirir. Ra harfi gizli ilimlerin kapısını açar. Mim harfi tasvir etmeyi, biçimlendirmeyi yani yaratımı anlatır. Yine Arabi der ki, biz gökte harf idik, yerde insan olduk. Kabalistler de belli bir seviyeden sonra isim vermezler. Sadece harf verirler. Şifreleme ve sesin ifadesini daha iyi anlatmak için bunu kullanırlar.
Bakınız mukatta harfleri. Acaba göksel kattan gelirken nasıl şifrelenmiş? Bu konuyu açacağım yakında. Yalnız tek bir video olması mümkün değil. Belki videolar yapacağız. Üst boyutun altta kodlanması ses şeklinde olur. İnsan duyguları da birer varlık oluşturur. Elif zatı temsil eder. Lam kainatı temsil eden varlığa, akışa, mim ise insanı kamili temsil eder. Ra ile yani nur ile de yol bulunur. Elif, lam, mim, ra ile ruhlar semasına yükseldim der Celcelüti'ye. Gelelim deneyimlere. Bunları anlatmadan duramıyorum biliyorsunuz. Biraz heyecan olsun. Kadim Mısır dönemindeyiz. Kraliçe odasındayız. Genciz, eşim de ben de koltuklara oturmuşuz. Geleneksel kıyafetler üstümüzde. İçeriye tıknaz baş rahip giriyor ve peşinden bir sürü eşyalar sokuluyor. Ve bir taş masanın üstüne bunları diziyor. Sanırım bir tören olacak. Masanın üstünde altından uzun boru gibi başlıklar var. Ve her birinin üstünde bir arketip hayvan başı bulunuyor. Masanın üstüne ördek yeşili ipekten bir örtü seriliyor. Ve bunu öperek almamı istiyor. Şaşkınlıkla örtüye bakıyorum. Bu örtü üçgen biçiminde ve üçgenin en tepesinde Ra. Ve altında tabana doğru genişleyerek tüm esmalar yazıyor. Kendi kendime o an burada esmaların ne işi var diyorum. Sanırım unutturulmuş bellek devreye giriyor. Ama öperek alıyorum. Ve sonra başıma altın ucunda şahin arketipi olan başlık takılıyor. Bu vizyondan birkaç ay sonra başka bir vizyon görüyorum. Bu sefer dev bir kartal bir düz tepeye konuyor. Konar konmaz insan suretine bürünüyor ve Hazreti Süleyman oluyor. Aynı anda başka bir mağaraya ışınlanıyor. Oradaki suret Hazreti Ali. Elinde bir tomar kağıt. Bunun Celcelüti'ye olduğunu anlıyorum. Tam o sırada kağıtlar havada uçuşuyor ve uçan kağıtlar ileride genç yakışıklı bir kişi tarafından tutuluyor. Bu da Emir Sultan'mış. Sonra o da dazlak kafalı çocuk avatarıma dönüşüyor. Dev bir açık sarı güneşin içinde sadece kafası görünüyor ve gülerek bakıyor. Ardından bölünüyor. Sayısız küçük kendi kopyası, avatarlar el ele tutuşup ilahi bir sesle şarkılar söyleyerek sarı güneşin içinde dönmeye başlıyorlar. Evet, esmalar ilahi yasalardır. Mutlak yokluğun mutlak varlığa çıkışı esmalarla olur. Ra, daha önce kadim olarak bilinen ruhun karanlığının ışığıdır ve ilk temel esmadır. Sonraları bu esmayı bilerek farklı anlamlar yüklediler ve varlık hükmüne soktular. Bir vizyonda ben neyim diye çok sorduğumda, artık yüksek benliğim, avatarım benden bıkmış ve 3 defa sen nursun demişti. Esmalar varlığa çıktığında dualiteye girer ve döngünün yani her an kendini yok edip var etmesi için oluşmuştur. Esmaların ne olduğunu bilmeyen cahiller, esmaların Teta dalgasında olmadığı gibi zırvalar söyleyerek verilen görevlerini hiç ediyorlar. Oysa ki ses alemlerin ilksel enerjisi ve kelama döküldüğü ilk hologramik düzenlerdir. Ses varlıklar Lahudi sistem üyeleridir. Buna örnek Yahve verilebilir. 6. yoğunun sonundaki bu mukarrep birlikte yaratanlar aslen enerjetik üst kristal yaratıcı tanrısal özlerdir. Bunların altında galaktik özler olan yüksek benlikler olur. Ve sayısız kopyalarına bedenler bularak kendi yükselişleri için deneyimler yaptırırlar. Tüm kadersel programları kendi canlarına esma terkipleriyle verilir. İlahi yasalar olmadan formlar deneyime tabi tutulamaz. Ve mutlaka her kadersel programda her iki kutbiyet esmaları da bulunur. Bunları pozitife çevirmek insanın elindedir. Bu konuda çok yazı yazdım. Çok da video yaptım biliyorsunuz. Kabz, kar gibi esmalar var diye.
Sonsuz ilahi olanın yasalarını küçümseyemezsiniz. İyi olmadan kötü olmaz. Kötü olmadan iyinin değeri bilinmez. Yok oluş olmadan yaratım olmaz. Kutbiyet sistemi devam edecek 6'ya kadar. Bilinmesi gereken tüm esmaların bir bütünün parçaları ve tüm yaşamların manaları olmasıdır. Bunu kabul edin veya enki ellilde kalın arkadaşlar. Onların da aslında daha yukarıdaki Yahve'nin alt boyutlardaki iz düşümleri olduğunu ve hepinizin de tüm boyutlarda ve paralellerde farklı iz düşümleri, suretleri olduğunu bilmeyin. Sadece bu dünyada yaşayan, yarın ölecek olan beşerleriz. Öyle diyelim isterseniz. Herkes özgürdür, istediğini düşünür. Bugün bilim bile artık metafiziği kabul ediyorsa diyecek bir sözüm yok. Ya da isterseniz eski ezberlediğimiz bilgileri hep tekrarlayalım, temcit pilavı gibi ve sonra gidelim bu diyardan. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bu farklı bir video oldu arkadaşlar. Bir şekilde hurufiliğe girdik. Bakalım bunun sonucunda nerelere varırız? Belki mukattaya çıkarız. Belki Celcelütiye'deki bazı sırları farklı farklı anlatırız. Bir yola girdik. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim ve burada kapatalım. Son olarak bir sır verip öyle kapatayım. Gene içim rahat etmedi. Fatiha'da olmayan harfler. Fatiha bir anahtar. Fatiha'da olmayan harflerle birleşmesi insanla anlatılır ve 14 olur. İnsanda olmayan harfler Fatiha ile tamamlanmış ve Fatiha'da olmayan harfler de insanla tamamlanmış. Bununla varlık okuması yapılıyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda inşallah başka sırlarda buluşmak üzere.